Gelmiş, merhabalar. Geçen sana Dostoğlu'la yapmış olduğumuz yayında biraz böyle ses kötüydü. İnşallah şimdi ses iyi gelir. Evet, Melek Hanım da katılıyor. Merhaba. Merhabalar, merhaba. Nasılsınız Bilge Hanımcığım? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sesim geliyor mu? Güzel geliyor mu Evet, yoksa? çok net geliyor ve hiç böyle yankılama yapmıyor şu anda. Ah, harika, Evet. harika. Merhabalar. Merhaba, ben biraz böyle bahsettim arkadaşlara, EFT'den konuşacağız ama dedim bu tabii bankamatikteki EFT değil dedim. Hani şimdi insanlar bilen var, bilmeyen var. Evet. EFT ilk 1980 yılında bulunmuş diye biliyorum ben. Psikoterapi ve tekniği, yani psikolog ve psikiyatristler de EFT'yi kullanıyorlar. Ama Evet. şimdi ben Evet. biraz böyle siz konunun uzmanı olduğunuz için sizden bilgi almak istiyorum. Nedir EFT? Nerelerde kullanıyoruz? Neler yapıyoruz? Teşekkür ederim. Kendimden bahsedeyim. EFT duygusal özgürleşme teknikleri. EFT yani açılımı duygusal özgürleşme teknikleri. Emotional Freedom Techniques diye de İngilizcesi açılımları diye geçen bir teknik. Evet. Bu İngiltere'de Goya Enerjistler Birliği Sylvia Hartman'ın geliştirdiği EFT'dir. Hı. Bunu uygulamaktayım ben. Tarihçesinden bahsetmek gerekirse 1980'li yıllarda maalesef 5000 yıllık Çin tıbbı 1980'li yıllarda klinik psikolog Doktor Roger Callahan vasıtasıyla Hı. Batı dünyasına yaymıştı. Bu da Mira adlı bir hastası var, Doktor Roger Callahan'ın su fobisi var. Sudan Hmm. korkuyor. Psikolojik bir Ve hastalık, rahatsızlık yani. aynen öyle. Ve kendisi 1,5 sene boyunca kendi bilgileriyle iyileştiremiyor. Ve daha sonra diyor ki Mary midem bulandı diyor. Tabii o zaman 1980'li yılları midem Hı. bulandı diyor. Mide bulantısı merideni de yani şurası daha doğrusu mide merideni diye geçiyor. Ve Hmm. 1,5 dakika sonra mide bulantısı geçiyor Mary'nin ve tabii ki bunu da sağlamasını gerekiyor. En Hı. yakın havuza gidiyorlar. Mary hiç oynamadığı kadar suyla oynamaya başlıyor ve nihayetinde de sudan korkmadığı anlaşılıyor. Böylece TFT adını verdiği bir teknik ortaya koyuyor. Daha Hı. sonra öğrencisi mühendis, kendisi doktor değil, mühendis Gary Craig, Hı. EFT yani duygusal özgürleşme teknikleri Hı adını da verdiği bir teknik ortaya koyuyor. hı. O da Hı çok güzel, daha pratik, daha çözümsel çünkü TFT çok uzun sürüyordu. hı. Ve şu anda Silvia Hartman, benim uyguladığım Silvia Hartman'ın daha pratik, daha çözümsel olarak ortaya koyduğu EFT tekniğini ben kullanmaktayım ve eğitimlerini de vermekteyim. Hı. Evet, EFT ne işe yarıyor diye sordunuz. Hı. Ya aslında ne işe yarıyor derken şimdi birçok şeyi çözüyor. Yani travmaları, psikolojik rahatsızlıkları, baş Aynen. ağrısı, migren, hani aslında birçok şeye faydası var. Ben biliyorum konuyu ama hani bilmeyenler için. Tabii Hı. ki. Tabii ki siz biliyorsunuz. Aynen öyle. Bilmeyen arkadaşlarımıza da ben izah edeyim. Hı. Tüm bağımlılıklarda ve tüm korkularda mesela işte kedi köpek korkusu gibi Fobi. fobilerde yükseklik fobisi gibi kapalı alan fobisi gibi Hı. bağımlılıklarda dediğim kilo bağımlılığı ve Alkol, sigara, madde giriyor aynen mu? öyle. Aynen, Peki aynen. sigara, Kesinlikle. alkol ve madde bağımlılığında EFT'yi yani bir kere uygulamayla diyelim ki bir kere size geldik ve bunu yaptık herhalde çözüm olmaz diye düşünüyorum mantıken. Muhtemelen 3-4 seyans mı sürer? Tabii ki, tabii ki. Hatta daha da uzun sürebilir çünkü kişiye göre değişen hiçbir zaman biz danışana şu kadar seansta şöyle bu kadar şey geçiyor diye hiçbir şey söyleyemiyoruz. Hı. Herkesin direnci farklı, herkesin yaşadıkları farklı. O Bilinçaltı yüzden da kişiye farklı. göre, aynen öyle, Hı aynen hı. öyle. Zaten Peki bilinçaltı. EFT'de o zaman siz bilinçaltına mı nüfuz ediyorsunuz? Aynen öyle, aynen Hı. öyle. EFT, yani biz parmak uçlarımızla Hı belli hı. meridyen noktalarımız var ve Hı halk hı. arasında iğnesiz akupunktur da
diye geçer. Birazdan zaten göstereceğim. Bazı noktalarımız var. Onları vuruşlar yapacağız. Ve böyle bir bilinçaltına giden yol açıyor. Bilinçaltına giden yolda nasıl hani uçan bir kara kutusu var. O şekilde açılıyor ve o zaman çıkıyor ortaya. Duygularımız daha yoğunlaşıyor tabii ki ortaya çıktığı için. Ve hiç hatırlamadığımız olayları bile hatırlayabiliyoruz. 9 aylık bebekken olan olayları bile hatırlayabiliyoruz. Eğer problem oradaysa. Problem neyse oraya gidiyor. Ne kadar güzel. Zaten Evet. EFT hani şimdi insanlar Reiki ile vesaire karıştırabilirler ama tabii ki Reiki de, ben mesela Reiki master'ım, hani Reiki eğitimi aldım ama EFT gerçekten bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey. Hani Aynen öyle. Reiki'den EFT'yi ayıran bu diye düşünüyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki mesela şey var, hani eskilerimiz böyle birisi öldüğünde ya da canı yandığında işte timus bezi deniyor şuraya. İşte ah deyip böyle hani ağıt yakma gibi, buraya vurma gibi bir hareket vardır. Bu da içgüdüsel bir şey diye düşünüyorum. Yani EFT'de de o zaman yine belirli o meridyenlere vurmamızla birlikte bir takım şeyleri faaliyete mi geçiriyoruz? Aynen öyle. Zaten bilinçaltı bunların hepsini biliyor. Biz zaten biliyoruz. Sadece hatırlıyoruz. Ve bilinçaltından zaten dediğiniz gibi bazı noktalarımıza vuruyoruz. Bilinçaltından. Mesela bazen şöyle yapıyoruz, değil mi? Tabii. Ondan sonra Başımız şöyle ardında yapıyoruz. böyle tutuyoruz. Ya da bir Aynen öyle. kolumuzu vurduğumuzda böyle yapıyoruz. Yani içgüdüsel olarak Aynen öyle. zaten gidiyoruz Aslında yani ama biliyoruz. bunu Aslında biliyoruz. farkına varmadan yapıyoruz. Aynen öyle. Aynen. Şimdi ben size önce soruları sormak istiyorum. Tık 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 tık. Ondan sonra da uygulamaya geçmek istiyorum. Olur Tabii mu? ki. Tabii ki. Tabii ki olur. Peki Ben biraz... diyelim bir anımız var, bir travmamız var ama bunu biz farkında değiliz. Size geldik, işte dedik ki işte bizim böyle böyle işte bir korkumuz var ya da bir durumumuz var, bir duygumuz var, bir işte fobimiz var vesaire. Siz önce bunu bize psikoterapi gibi konuşup bizi bilinçaltında o yaşamış olduğumuz anı mı götürüyorsunuz yoksa o tekniklerle beraber mi bize onu hatırlatıyorsunuz, o farkındalığı bize katıyorsunuz EFT ile? Kişi bazen bir problemle geliyor, bazen de bir iç sıkıntısıyla geliyor ve ne olduğunu bilmiyor. Tabii ki EFT hatırlatıcı diyorum, şey olduğu için, vuruşlar olduğu için hatırlatıcı oluyor ve bilinçaltında ne varsa açığa çıkıyor ve hiç hatırlamadığı şeyle bile "Aa, böyle olmuş" diye hatırlatıyor. Bizim bir uzmanlık eğitimimiz var. Uzmanlık eğitiminde pozitif biz uygulama yapıyoruz. Yani neden enerji tapping diye geçiyor, Metpro diye. Yine Silvia Hartman ortaya koyduğu bir şeydi, uzmanlık eğitimidir. Vuruşlar yaparken, buralara vuruşlar yaparken kişinin diyelim ki çok önceden, çocukken diyelim ki, sadece şimdi aklıma gelen bir şeyi söyleyeyim. Babası bir tokat attı ve değersiz hissetti. Ben şimdi Klasik, değersiz zaten Türk toplumunda değersizlik duygusu var. var burası. Tabii ki çocuk babası dayak atıyor. Fakat hatırlamıyor. Değersiz hissediyorum, değersiz hissediyorum derken birdenbire "Ah, babam bana tokat atmıştı" derken o çocuğun aslında neye ihtiyacı olduğunu soruyor. Neye ihtiyacı olduğunla ilgili o duygularla beslendiğinde çocuk o zaman o travmayı da çok güzel atlatıyor ve en sonunda şuralarda falan umurumda değil, umurumda değil, hiç önemli değil. Sanki o duyguyu bıraktığında sanki başkası yaşamış gibi hissediyor. Bu çok önemli. Kendi başına gelmiş gibi değil de çünkü acısı gidiyor. O duygu, yani olumsuz duygu tamamen dönüşüyor ve hiçbir şekilde, çünkü bilinçaltı, siz çok daha iyi biliyorsunuz, bilinçaltı hep şimdi de yaşatmaya çalışır. Geçmişte ya da gelecek korkularını, endişelerini duygularımız bedenimizde tutunur. Tabii çünkü Belki de bilinçaltında zaman diye bir kavram yok.
Öyle olduğu için bilinçaltı hep onu hala aktifmiş gibi tuttuğu için biz çocukkenki bir anımızı hala şu an yaşayabiliyoruz ve sonra buna kader diyoruz. Halbuki kader değil. Bunlara da Aynen bu bilinçaltında oluşturduklarımız anne ve babadan bize gelen şeyleri de epigenetik deniyor. Yani anneden babadan aktarımlarımız var ve onlardan öğrendiklerimiz var. Bu öyle. epigenetikleri değiştirmemiz gerekiyor. Bunun Aynen. için de 2-3 yol var, zikir var tasavvufa göre, bilim olarak da EFT tekniği var. Aynen öyle. Çok Hı güzel. Harikasınız. Böyle sabaha kadar dinlerim sizi. Ben de size karşılıklı öfke ile Canımsın. ilgili bir EFT yapabilir miyiz demişler. Şimdi zaten birazdan anlattıktan sonra hemen uygulamalara geçeceğiz. Tamam. Ben nefesle ilgili daha doğrusu daha sakin, daha relax, daha rahatlamış olmak için bir uygulama yaptırmak istiyorum. Ama ne zaman isterseniz o zaman başlayabiliriz. İsterseniz hemen başlarım. İsterseniz daha hani nasıl arzu edersiniz? Ben şey yapmak istiyorum. Hani o soruları sorduktan sonra Tabii ki. başlamak istiyorum. Nasıl arzu edersiniz? Peki akupunktur ile EFT arasındaki fark nedir? Tabii ki şöyle söyleyeyim. Halk arasında iğnesiz akupunktur diye geçiyor. Ama akupunkturun yerini tutmuyor tabii ki. Akupunkturun daha farklı uygulamaları var. Biliyorsunuz iğne batırılarak. Ama çoğu duygular dediğim gibi orada da şey geçiyor, burada da. Yani biz sadece bazı akupunktur noktalarımıza vuruyoruz. Bütün mesela 14 tane akupunktur noktalımızla ilgileniyoruz. Anlatabildim mi? O yüzden hani halk arasında iğnesiz akupunktur diye de geçiyor. Akupunktur noktaları vurduğumuz için. Sigarayı bırakmak EFT ile mümkün mü diye sormuşlar. Bağımlılıklarda şöyle bir şey var. Kişi gerçekten hazır olmak. Hazır olmak. İstemeli. Çünkü bağımlılıklar çok farklı. Çok daha fazla dirence sahip oluyorlar. Tabii, Çünkü suç o adı üstünde bağımlılıklar bağımlılık. evet, aynen öyle. Kolay değil. Yemeğindeki haz, değil mi? O sigara içişinde şöyle derler. Ay o bir, oh nasıl güzel bir şeydir o hani dumanı Evet. alınca. O kahvenin yanında bir sigara içeyim. Benden de Datça'ya selamlar bu arada. Ben hem sizle konuşuyorum hem yorumlar kaçmasın diye arada Ay yorumlara da harikasın. giriyorum. Kusura bakmayın. Ha, lütfen çok güzel, çok seviniyorum. Aynı zamanda biz zaten biliyorsunuz duygularımızı yiyoruz. Eğer yeme bağımlısıysak biz duyguları yiyoruz. Seneler evvel bir şeyler olmuştur ve orada gerçekten büyük bir blokaj oluşmuştur. Ve bunu unutmak için bilinçaltı, tabii ki bilinçsizliğin haberi yok, bilinçaltı bu. Yiyerekten o andaki duyguyu bastırıyor. Yalancı bir bastırıştır bu. Yalancı bir mutlu olma halidir. O haz duygusu. Ve bu sefer de kişiler kilo alıyor ya da işte sigara, alkol gibi bağımlılıklara sahip oluyor. Hani o duyguyu bastırabilmeleri için. Bir de şöyle bir şey var diye biliyorum ben. Mesela çok tatlı yiyen ya da çok sürekli yemek yiyen kişiler aslında hayattan alamadığı tadı tatlıdan almak istiyor psikolojik olarak. Yani psikolojik açıklaması da bu. Bir insan Evet. çok fazla tatlı tüketiyorsa hayattan alamadığı zevki yediği tatlıdan alıyor ve Evet. insanoğlu psikolojik olarak hazda yönelik yaşamayı seviyor. Bu bağımlılık da olabilir, haz da olabilir. Alışveriş, işte Evet. kumar, Evet. içki, Evet. alkol, işte Evet. sürekli dışarıda arkadaşlarla olmak, hani yalnız başına kalamamak, hep hazda doğru yönelmek. Bunlar kişinin kendisiyle mutlu olamamasından ve bilinçaltındaki yaşadığı kayıtları hala daha devam ettirdiği için mutsuzluktan kaynaklanıyor. Evet. EFT'de burada kesin çözüm oluyor diye düşünüyorum. Kesin çözüm mü Melek Hanım? Yani bir kişi size bir şey olayı için geldi. Mesela çok Evet. güzelsin demişler. Teşekkür ediyorum. Sevgiler, kilolardan nasıl kurtulabiliriz? Mesela Yeliz Hanım soruyor. Geldi, ben kilomdan kurtulmak istiyorum dedi. Evet. Siz yapmış olduğunuz EFT ile kesin çözüm sağlıyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. EFT'nin %87 ile
%93 arasında başarı oranı var. Hı. Fakat biliyorsunuz ki bu hani en basit bademcik ameliyatında doktorlar belli bir yüzde verir. Der ki Hı. %5, %10 her neyse riskiniz var. Hastaya göre de E değişen tabii doğru. bir Evet. Hı. ve bunda bile hani %100 bir sonuç alınamazken hiçbir Hı. şey %100 kesin diye zaten öyle bir şey diyorlarsa da inanmayın. Ama Yani evet. %93 başarı oranı çok yüksek ve şunu söyleyebilirim. Hı. Tabii ki şizofreni, bipolar bozukluk, SARA yani epilepsiye, borderline gibi Onlar hastalığı yok aşırı. seçeneğinin. Onları zaten ben psikiyatra gitmesini öneriyorum. Onlar çünkü Eğer ilaçsız olmuyor. Yani borderline, olmuyor. şizofreni gibi. Onlar çok uç noktalar. Onlar için muhakkak ama muhakkak antidepresan ilaç kullanmak gerekiyor. Aynen, Hı aynen hı. öyle. Hı. Ama diğer kişiler için şunun garantisi vardır. Geldiği gibi gitmeyeceklerdir. Ama Hı. %10, ama %20, ama %30, ama %50, ama %100 Hı. bilmiyorum. Hı. Ama şu var ki EFT dönüştürücü olduğu için Hı. birinci seans, ikinci seans ya da üçüncü seans hani seans sayısını da veremiyoruz. Hı. Ama dedikleri gibi gitmeyeceklerini biliyorum. Hı. Peki Melek Hanım, o zaman şöyle mi oluyor? Size geldiler herhangi bir problemiyle ilgili, işte belki onlar bilinçaltından kaynaklandığını bilmiyordu ama siz ona dediniz ki sen işte hani farkındalık kattırdınız. Dediniz ki işte bilinçaltında, hatta kendi kişi bunu fark ediyor. Aa, işte benim babam bana böyle yaptığı için ben böyleydim diye düşünüyor. Ve siz ona işte EFT tekniğini uyguluyorsunuz o kişiye. Sonrasında Aynen. diyelim ki yeme bozukluğundan bahsediyorum. O kişi evine döndü. Bir gün, 2 gün, 1 hafta, 2 hafta. Sizin söyledikleriniz tabii ki böyle kafasında dönüyor. İşte hani bunun babadan kaynaklandığını, bilinçaltından kaynaklandığını. Sonrasında kişi biraz kendisini şey mi yapması gerekiyor? Kendi kendini mi iyileştirmesi gerekiyor? İşte evet, ben Melek Hanım'dan bir EFT aldım. Sorunun kökü babammış. Ben şu anda işte babamla ilgili bu bağları kesiyorum. EFT'nin de işte sonucu gereği işte belki sizden bir takım teknikler öğreniyor. Onları uygulayarak yani kişi kendi kendini de iyileştiriyor, değil mi? Sizden sonra. Şöyle anlatayım. Zaten diyelim ki dediniz ya çok güzel söylediniz. Haz almak, çikolata diye. Çikolatayla zaten ben çikolata ikram ediyorum. Eğer çikolataya dayanamıyorsa Hı. ve onu çok yemek istiyorsa onunla Hı ilgili bir uygulama yapıyoruz ve hı. artık kendisi istemiyor çikolatayı. Ya da börek Hı. ya da bir başka bir şey. Hı. Kendisi istemiyor Hı yemeği. Ve hı. travmaları çözdüğümüzde de Hı. Artık hiçbir şekilde yeme ihtiyacı hissetmeyecek. Çünkü hayattan zevk almaya başlayacak, haz almaya başlayacak. Hı. O zaman Otomatikman yemeğe, değişecek yani. evet, sigaraydı ya da yeme alışkanlığıydı. Zaman içinde tabii ki bu kaç seans bilmiyorum dediğim gibi. Hı. Ondan sonra da zaten ama diyorum ki gene söylüyorum muhakkak ve muhakkak çok bağımlılıklarda Hı çok hı. istemesi gerekiyor. Hı. Gerçekten ben istiyorum. Yoksa bilinçaltı çok direnç gösteriyor. Ve düzelme Normal olmuyor. durumlarda bile direnç gösteriyor. Hani ufacık bir şeyi blokajı bile Hı. bırakmıyorlar ki yani olumsuz duyguyu. Kaldı ki sigara ya da işte Tabii. alışveriş, o da öyle. Alışveriş. Ya zaten bir kişi hani bu psikolojide de bu böyle. Kimse kimseyi bu hayatta değiştiremez. Evet. Bir kişi kendisi değişmek isterse, dönüşmek isterse, tamam ben Doğru, artık değişmek, dönüşmek istiyorum derse yine şifacı kesin. kendisine şifa oluyor. Şifacı da hastasıyla şifalanıyor. Aslında bir alışveriş meselesi burada. Yani kişi size geldiği zaman siz bir vesile oluyorsunuz. Ama kendisi istediği için zaten siz orada bulunuyorsunuz. Kendisi istememiş Aynen. olsa zaten olmaz. Bunu da böyle biliyorum yani ben. Aynen. Çünkü ben de hani terapiler yapıyorum, işte danışmanlık hani verdiğim kişiler de var. Konuştuğum zaman bakıyorum ki kişi değişmek istemiyor. Yani orada kendisine blokaj vuruyor. Hayır diyor. O zaman diyorum ki tamam Bilge sen burada dur, daha hazır değil. Yani hazır olmayan kişiye de herhangi bir şekilde bir psikoterapi hani ben uygulamıyorum. Şimdi hazır olmayan kişiye EFT hayır bak tamam sen hazır değilsin ama işte bu meridyenlere bu noktalara vurduğunda kendini iyi hissedeceksin dediğiniz zaman
gerçekten faydası oluyor mu? Kişi hazır değil Tabii ki. ama. Tabii ki oluyor. Şöyle mesela işte kendini çok mu kötü hissediyor? Zaten EFT turu kalp pozisyonda başlıyor ve kalp pozisyonda bitiyor. Kalp pozisyonunda 3 kere derin nefes almak bile, burundan alıp ağızdan vermek bile çok büyük bir şey sağlıyor. 3 kere, 5 kere, 5 dakika her nefes. O andaki biz 3 kereden başladığımız için öyle söyledim. Ve meridyen noktalarına vurduğumuzda hafif vuruluyor meridyen noktalarına. Zaten biliyorsunuz hafifçe vuruluyor ve vurulduktan sonra da kişi rahatlamaya başlıyor. Ne güzel bir Ve orada şey. da tabii ki biraz sonra yapacağız. Orada da bir de güzel sözler söylediği zaman kendisi mesela neye ihtiyacı var dediği zaman onları vuruşlar yaparak tabii ki tam bir çözmüyor kendisi ama hiç olmazsa çok güzel bir şekilde rahatlıyor, gevşiyor. Zaten blokaj en önemli aksinerjimiz ellerimizden ve ayaklarımızdan yaparak ne olur akışta olmak. Enerjimiz akmak zorundadır. Şimdi Fakat duygular da bir enerji. Kin, öfke, nefret, sevgisizlik, sevgi bunların hepsi bir enerji. Düşünsenize mesela günlük sabah kalkıyorsunuz, akşam yatana kadar sürekli dalga halinde bir psikolojimiz var. Yani işte bazen çok neşeli oluyoruz. Bir an geliyor hiçbir sebep yok, mod düşüyor. Bir an böyle of işte niye geldim ki bu dünyaya? Bir an böyle bir enerjik, hani böyle kendini pozitif hissedip böyle sağa sola saldırma. Bunlar hep enerji geçişleri, yani duyguların şu şekilde sallanması. Tabii bu duygular, yani bu enerjiler, kin, öfke, nefret gibi enerjiler, duygular özellikle ne yapıyor? Blokaj yaratıyor. Çeşitli organlarımızı, çakralarımızı tıkıyor. Değil mi? Aynen. Siz Ve de EFT'de bununla ilgili çözümler üretiyorsunuz. evet, aynen öyle. Vuruşlarda enerji akışını arttırıyor ve orada diyelim ki kalbimizi ben desem ki şimdi seyreden takipçilerinize desem ki bir olay düşünün. Geçmişte yaşadığınız bir olayı düşünün. Bedeninizin neresinde hissediyorsunuz desem, kimi kalbimde diyecek, kimi boğazımda, kimi midesinde diyecek. Orada dediğiniz gibi duygular bir enerji, çok yüksek bir enerji akışıdır ve diyelim ki o duygu kalbinizde sürekli her düşündüğümüzde kalbimiz acıyor. Bir E, sıkışma zamanla kalp hissedersin. evet, zamanla kalp hastası oluyoruz. Zamanla tabii ki olabiliyoruz. %100 bir şey yok ama çoğu zaman oluyor. İşte boğazımızda nodüller gibi, midemizde ürserler gibi birçok rahatsızlıklara sebep oluyor. Ama biz vuruş yaptığımızda ve o duyguyu çözdüğümüzde yine o enerji aksaklığı öyle diyorlar çünkü bilim insanları enerji aksaklığı diyorlar ve akmaya başlıyor yine normal şekilde ve problem tamamen ortadan kayboluyor. Şimdi sorular geliyor. Diyorlar ki işte hastalık bizi öldürecek mi? Çok stres yapıyorum. Zaten benim de sorumdu bu. Hani kişiler stres oldu. Çünkü gün içinde herkes evde, işte dışarı çıkılmıyor vesaire. Herkes de bir stres durumu söz konusu. Ola ki bir kişi Aynen. kendisini hani böyle stresli hissediyor, kötü hissediyor. Nerelerimize hani o meridyen olarak vuralım? Hani onu zaten sonrasında arkadaşlar hani konuşmadan sonra tekniklerimizi alacağız. O yüzden hani rahat rahat bu gece işte meridyenlere vurarak kendinizi rahat hissedeceksiniz. Şimdi yoganın da amacı, şimdi vücudumuzda organlarımız var arkadaşlar. Nasıl dünyada enlem, boylam, meridyenler var? Bizim vücudumuzda da meridyenler var. Yani akciğerimiz, işte kalbimizin bulunduğu meridyenler var. Yoganın da amacı esasında bu. Yani yapmış olduğumuz yoga hareketleriyle vücudumuzda bulunan organlarımızın bağ dokularına ve kastan ziyade bağ dokularına girdiği için de yoga bu derecede önemli. Oradaki meridyenleri ve oradaki bağ dokularını açmak. Şimdi demişler ki panik ataktan nasıl kurtulacağız? Şimdi hepsinin uygulamasına ufak ufak geçelim diyorum. Eğer sizin de anlatacak olduğunuz başka şeyleriniz yoksa Melek Hanım. Tabii ki ben hemen başlayabilirim. Hiç problem değil. Başlayabilirim. Nasıl arzu edersin? Tamam. O zaman soru olarak mı yapsak yoksa siz kendiniz mi
anlatmak istersiniz? Hani böyle kısaca bir şey vermek istersiniz bize. Nasıl yapalım? Nasıl Ben ilerleyelim? şöyle söylemek istiyorum. Eğer soru cevaplar varsa siz bilirsiniz. Önce de olabilir. En sonunda mı bıraksak acaba uygulamayı? Hani ne kadar şey olduğunu bilmiyorum. Hani siz bilirsiniz ya da hemen uygulamaya başlayabiliriz. Soru cevaplar ama orada bir mayışma olacak, onu söyleyeyim. Tamam. O zaman soru olarak ben soruyorum. Panik ataktan nasıl kurtulacağız? Soru bir. Panik ataktan dediğim gibi seanslar alınması gerekiyor. Birebir seanslar. Oradaki travmaları yavaş yavaş dediğim gibi pozitifle çözerek, güvenli bir alanda ilerleyerek, o şekilde çözerek o panik ataktan muhakkak ki bir olay olmuştur ve kişi panik olmuştur. Biliyorsunuz siz de panik atan, altı yatan en çok %90 ölüm korkusudur çoğu zaman. Yüzde Ya yüz. birini görmüşlerdir, ya bir başka bir şekilde kendisi bir ölüm korkusu yaşamıştır, ya da bir başka, bir çoğunlukla bende öyle çıkıyor. Bu anne Evet. karnına bile gidiyor. Yani anne Aynen. karnındaki yaşamış olduğunuz duygu bile panik atak yaratabiliyor. Benim ilk kitabım Ruhun Aynen. Bilgesi'nde ben panik atak üzerine yazdım. Annem Hatırlasın. karnındayken kaza geçiriyorlar. Annem ölüyoruz diye hani tabii korkuyor. Ben 4 aylığım o zaman. Tabii ki annemin hissettiği duygu ben anne karnındayken bana da geçiyor. Yıllar sonra yani ben 25 yaşlarımdayken ilk doktora gittiğimde bana sorduğu soru anneniz size hamileyken bir şey yaşamış mı? Yani doktorlar panik atakta ilk bunu soruyorlar. Ve ben orada zaten anlamıştım ölüm korkumun oradan geldiğini. Bunu da Gerçekten. zaten detaylıca ilk kitabım Ruhun Bilgesi'nde anlattım. Şimdi Harikasın. geliyorum ikinci sorumuza. Panik atak başka bir şey. Tabii ki siz de biliyorsunuz takıntı başka bir şey. Takıntılardan kurtulabilir miyiz EFT ile diye soruluyor. Takıntıların da tabii ki takıntılarda evet aynı şekilde temizlik takıntısı olabilir. Başka takıntılar olabilir. Bunlardan da EFT ile tabii ki çözümdür. Dediğim gibi kişi istemesi gerekir. Bir takıntı, temizlik rahatsızlığı yani temizlik takıntısı olan bir danışanım geldi. İyileşmek istiyor musun dediğimde kafası böyle ama evet diyor. Ya bilinçaltı Bilinçaltı. hayır diyor. Ve 3 seanstan sonra artık hiç gelmeyin dedim. Çünkü olmuyor. Yani çok bilinçsizce lütfen bana yardım edin. Lütfen bana, ama bilinçaltı hayır. Dediğim gibi takıntılarda da bu çok çok sağlam bir şekilde, o da bir nevi bağımlılık gibi, bırakmak istemedikleri için. Onların da çok istemesi gerekiyor. Yani önce kişi kendisi fark etmesi gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi kimse kimseye yardım edemez. Kişi önce kendisi değişmek isteyecek. Kendisi hastalığını kabul edecek. Kabul etmek gelişmenin başlangıcı çünkü. Sen eğer sendeki olan durumu kabul etmezsen o zaman iyileşme ya da böyle psikolojik danışmanlara gittiğimiz zaman kesin sonuçlar alabiliyoruz. Demişler ki merhaba çocuğumuz için de uygulayabilir miyiz EFT'yi? Çocuk için. Tabii ki çocuk için 2 yaşından itibaren çocuklarla birlikte uygulanabilir. Evet, çocukları da. Bir de ne denmiş? Kalabalığa girememe varmış. Ondan Evet, kurtulma o da. olabiliyor mu? Tabii ki. Ondan da Tabii ki. oluyormuş. Bağımlılıklardan kurtulabilir miyim diye sormuşlar. Evet, onu hani Evet. kurtulabiliniyor. Kafada sürekli olumsuz senaryolar oluşturmak. Mesela kaza, ölüm, deprem, bu anksiyete mi, takıntı mı? Her ikisi de Onu yani. psikiyatrlar bilir. Ben asla teşhis koyma yetkisine de sahip değilim. Bu konuda da dediğim gibi öyle bir durumda ben diyorum psikiyatra gönderiyorum. Orada teşhisi geliyor. Ondan sonra da çözümü tabii bulunuyor. Şimdi ben psikolojik danışman olduğum için söyleyebilirim. Tabii ki. Sürekli işte kaza, ölüm, deprem hani bu tarz kötü düşünceler düşünüyorsa bir kişide kaygı bozukluğu vardır. Kaygı bozukluğu da bizim beynimizin 4 frekansı vardır. Alfa, beta, delta, teta.
Beta normal zamanda işte işe güce giderken ki şu anki biz betadayız, konuşuyoruz, bir eylem yapıyoruz. Alfa işte böyle bu meditasyon zamanındaki durumdur. Deta ve teta uyku ve uyku derin uyku aşamasıdır. Amaç bizim beynimiz betadadır ama onu alfaya indirmek. Bir kişi sürekli kötü düşünceler düşünüyorsa beyni betadadır. Yani kaygı bozukluğu var demektir. Yani ne panik atak ne takıntı. Kaygı bozukluğu. Bunun için de beslenmeye çok dikkat etmek gerekiyor. Leyla Çak bana çok yardımcı olmuştu. Teşekkürler kendisine demiş sizin için. Canımsın. Yeliz Hanım demiş ki üniversite sınavına hazırlanan oğlum var. Derslerine odaklanması için yapılacak bir şey var mı diye sorarlar. Üniversite. Evet. Üniversitede şöyle sınav korkusu mu var? Bir daha okuyorum. Bakıyorum. Odaklanma. Ha, Odaklanamıyor. odaklanma. Odaklanma. Tamam. Odaklanma konusunda da aynı şekilde yine EFT'den faydalanılabiliyor. Aynı şekilde odaklanma problemi nereden kaynaklanmış, ne zamandan beri kaynaklanmış, hani ne zamandan beri odaklanma problemi var, ona göre geçmişe giderek çözülebilir. Aidiyet duygum yok. Bunun nedenini bulabilir miyiz? Demişler. Tabii şu anda değil ama bilinç altına inerek neden aidiyet durumu, hangi olayları yaşamış, ne yaşamış, anneden mi ayrı kalmış, ait mi hissetmemiş, neden ait hissetmemiş, bunlar bir yani bakılarak yani soru cevap, hepsi soru cevap. Herkes Ben farklı. de şunu söyleyebilirim. Aidiyet duygusu hayata köklenememekten ileri gelir. Yani ana sebep budur. Hayata köklenememek. Bu da yine anne karnına gidebilir. İstenmeyen çocuk, zorla doğan çocuk. Yani ilk Aynen. köke indiğimiz zaman sebep budur. Ama Melek Hanım'ın da söylediği gibi konuşulması gerekiyor. Kişi ne yaşamış, ona göre neden kendisine ait hissetmiyor, bunlar bulunabilir. Ana rahmi çalışması da yapıyorum bu arada Bilge Hanımcığım. Çok güzel. Anne rahminde işte bir aylıktan itibaren kişi annesinin ne hissettiğini, kendisinin ne hissettiğini hatırlıyor ve ona göre oradaki şifalanmayı da yapıyor. Bu arada size de bana da teşekkürler geliyorlar. Biz teşekkür ediyoruz herkese. Çok güzel Teşekkür yayın diyorlar. Irmak Hanım demiş ki terk edilmiş kişi malum kişiyi sürekli düşünmekten EFT ile kurtulur muyuz? Aşk acısı çekiyor. Aşk acısı değil mi? Aşk acısı Ama çekeceksiniz ki evet. yanınca insanoğlu yanarak öğreniyor. Aşk acısı çekeceğiz ki ilahi aşka doğru koşalım, değil mi? Çok doğru. Çok doğru. Evet. Aşk acısı da EFT ile çözümdür. Yani çözüme ulaşır. Ve aşk kurslarım da var. Para kurslarım, aşk kurslarım. Beni takip ederlerse çok güzel O zaman bitiriş aşktan yapıyorum. korkmak yok. Aşkı yaşa. Acıyı Evet. yaşadığın zaman doğru koş. Ben unuttum. Nasıl unuttum beni? EFT Gerçek mi biliyor musunuz? ile. Gerçekten. Bulama alanları nedir diye sormuşlar. Evet, bahsetmiştik. Evet. Şimdi yeni Nerelerde ve girenler de oluyor ya sürekli. tabii yine söyleyeyim. Tüm bağımlılıklarda, korkularda, fobilerde ve depresyon, panik atak, anksiyete gibi güvensizlik, yetersizlik, ilgisizlik gibi duygularda ve aklınıza gelecek sadece şizofreni, bipolar bozukluk, borderline ve dediğim gibi SARA yani epilepsi hastalarına uygun değildir. Psikiyatra gitmeleri ve ilaç kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Peki korku ve Evet, vesvese demişler. Korku ve aynı vesvese yine şekilde. aynı şey zaten. Anksiyete ve Evet. panik atağa giriyor korku ve vesveseler. EFT gelsin onların hakkından demişler. Aşkla ilgili dedik ya hani unutalım diye. İşte Evet, EFT onların aynen. hakkından gelsin diye yorumlar almışız. Son soruları alalım arkadaşlar. Ondan sonra da uygulamaya geçeceğiz. Sorularımız varsa.
Biraz bekleyelim. Belki sormak Ben isteyenler bu arada vardı. bir şey söylemek istiyorum Tabii. izninizle. Tabii. Buyurun. Şimdi bizim bir skalamız var. Görebiliyor musunuz? Evet, Şimdi görüyoruz. sizin. Sıfırın altında bakın olumsuz duygular. Evet. Biz sıfırın altında mı olmak istiyoruz? Hı. Sıfırın üstünde mi olmak istiyoruz? Aslında Evet. seçim bize ait. Şimdi eğer biz sıfırın altında olmak istiyorsak zaten şu andaki durumda yani şu anda nasıllarsa sürekli Mutsuz, duygusuz. depresif, Aynen sıkıntılı. öyle. Aynen öyle. Sürekli geçmişi ya da gelecek kaygısını, korkusunu, olumsuz duyguların içinde olacaklardır. Hı Ve hı. sürekli bu şekilde gidecektir. Ama eğer sıfırın üstüne çıkmak istiyorlarsa da yine kendilerinin seçimi. İçimizde o kadar güçlü, o kadar büyük bir güç var ki dirençlere, çünkü direnç oluşturacak biliyorum. Dirençlere ve tüm problemlere karşı çok güçlüyüz. Hı. Hepsini yenebilecek gücümüz var içimizde ve şu tabloya bakarak Hı. mesela bir seans uyguladık. Eksi onlarda ya da işte eksi onda olan kişiye ben gidiyorum da Hı diyelim ki hı. eksi de duygusal Evet. olarak ve bir daha birkaç turdan sonra sıfıra ya da daha da artı 10'a kadar Hı. gidebilir ve bu skala onu gösteriyor. Evet, bakın EFT ne kadar faydalı ve Hı. nereden nereye geldiğini Kişi farkına kendi varın. görebiliyor. Aynen öyle. Artı 10'da bakın ne var? Artı 10'da tasavvufta bir veçt duygusu vardır, bilir misiniz? Veçt duygusu gibi her şekilde sevgide akıyor kişi. Hı. Zaten biliyorsunuz biz saf sevgiydik değil mi? Evet. Dünyaya geldiğimizde bebek Nurdan gibi. yaratıldık, aşktan yaratıldık, Aynen sevgiyle, ama öyle. sonra yaşadıklarımız, öğretiler bizi işte kabuklaştırdı ve türlü türlü işte olaylar yaşadık ve ne oldu? Bastırılmış duygulardan sebep işte bu tarz işte depresyon, panik atak, korkular, fobiler vesaireler, bu şekilde hayatını idame ettiren pek çok kişi var farkında olmadan. Evet, aynen öyle. Ve artı 10'a geldiğimizde o duygular bizim sevgi, saf sevgimiz akıyor ve biz oturduğumuz yerden dostlarımız, arkadaşlarımız bizi arar. Ve para her yerden gelir. Sevgi her yerden gelir. Tabii. Zaten özgüvenli bir şekilde ve doyumlu bir şekilde hayatımıza devam ederiz. İşte olay budur zaten. En Tabii. önemli şey bu. Ama biz Bir seçmeliyiz. soru daha var. Dikkat dağınıklığı ve maymun iştahlılık EFT ile nasıl geçer? Bir şeye başlarken çabuk sıkılıyorum, istikrarlı olamıyorum. Arıza nerede olabilir diye Olur. soruyorlar. Yine konuşarak Hı. tekrar ediyorum. Yine, çünkü herkesin bir bilinçaltı var ve herkes farklı Farklı. farklı kodlamalara sahip. Hı. Ve yine de şöyle soruyoruz tabii ki ne zamandan beri? O Hı. olaya gidiyoruz ve çözüyoruz. Hı. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, bizler doğarız. Bizler doğduktan sonra tabii doğarız. Bizim genetik olarak atalarımızdan, mesela renkli göz, yeşil göz, uzun, ince, hani fiziksel olarak bizim özelliklerimiz atalarımızdan geçtiği gibi, duygularımız da atalarımızdan bize geçiyor. Sonra bir çocuk dünyaya geliyor. Çocuk ilk hayatında anne ve babayı görüyor. Tabii anne ve baba ona kendi annesi ve babasından öğrendiklerinden sebep bir takım şeyleri öğretiyor. İşte yapma, işte bu yanlış, bu doğru. Ya da ne bileyim işte sen beceriksizsin. Ya da ne bileyim niye 3 alamadın, niye 5 alamadın, kıyaslamalar vesaireler. Çocuk 1 ve 6 yaş arasında neyi öğreniyorsa bilinçaltı onu kaydediyor. Sonra bu çocuk yetişkin oluyor. 16, 17, 18, 20, 30 hiç fark etmez. Anne ve babadan öğrenmiş olduğu şeyler tarafından, yani kodlar tarafından, yani çekirdek inançlar tarafından yönetiliyoruz hepimiz. Ama bunu fark etmiyoruz. Ne zaman bunu fark edersek işte o zaman Melek Hanım gibi değiştirmek ve dönüştürmek için uzmanlara başvuruyoruz. Ama bunu önce kendimiz fark ediyoruz. Eğer ki kendimiz bunu fark edip neden kaynaklandığını da bulamıyorsak, yine Melek Hanım gibi ya da psikolog gibi kişilere giderek benim böyle böyle bir problemim var ama konu ne bulamıyorum deyip yine işin uzmanına gidebiliyoruz. Yani anne ve babadan öğrenmiş olduğumuz her kod bizi yönetiyor.
Çünkü hayatta bunları ihtiyaç hissediyoruz. Anne ve baba nedir? Çocuk doğar, çocuğu annenin memesine verirsin. Çocuk cık 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 o memeyi emer. Yani anne bir çocuk için o kadar önemli ki, isterse 40 yaşında olsun, annenin öğrettiği kalıplarla yönetiliyor. O yüzden anne ve baba ilişkisi bir çocuk için çok önemli. O yüzden de anne ve babamız bize neler öğretti, ne yaşadık biz, ne olduk, kıyaslandık mı, değersizlik mi, layık mı görülmedik, sevgisiz mi hissettik, kardeşimiz sevildi, biz mi sevilmedik, biz öyle mi sandık? Bunlar hep bilinçaltının kodları. Çözüm Melek Hanım. Estağfurullah. Siz de aynı şekilde, aynı şekilde ne kadar güzel anlatıyorsunuz. Ben böyle dediğim gibi sabaha kadar dinlerim. Ya çok teşekkür ediyorum. Siz de öyle. Siz de öyle. Teşekkür. Demişler ki çocukluğumdan beri var. Sanırım bununla geldim dünyaya. Dediğiniz gibi hanım Bilge Hanım atalardan olabilir. Muhtemelen emmeyi reddediyorsa ne yapalım peki diye bir soru sormuşlar. O herhalde anne memesiyle ilgili söylenmiş. O konu anlaşılmamış. Onunla ilk başka bakıyorum. Yayın çok verimli oldu demişler. Harika sohbet demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Zikirlerde var mı? Mürit gibi, Fettah gibi mi demişler. Yok, hayır. Bizde öyle zikri. EFT sadece bilimsel, bilim insanlarının ortaya koyduğu 5000 yıllık Doğu tıbbına dayanan, dediğim gibi başta da söylediğim gibi sonradan klinik psikolog Doktor Roger Callahan vasıtasıyla batıya yayılan bir tekniktir. Zikir gibi işte o tarz şeyler yok. Sadece vuruşlar var ve vuruşlar bilinçaltına gidip oradaki travmayı çözmek var. Çözmek var. Zikiri şundan sebep sormuşlardır. Ben dedim ya hani beynin açılımı için zikir gerekli diye. O yüzden sormuş olabilirler. Anladım. Ama burada yok. Ondan bahsediyorum. EFT'de zikiri yok. Ama zikirlerle evet beynimizde çünkü bilinçaltı telkinle sever. Yani bir şeyi mesela 21 günlük olumlama denir ya, bilinçaltı telkinle öğrenir. Zikir de bir şeyi sürekli tekrar etmektir. Zikirden gelir. O yüzden zikir evet hani beyinde bir takım yerleri, kilitleri açıyor. Fakat bilinçsizce yapılan zikirler de çok zararlı. Benim bilgim var ama hani kalkıp da size şu gerekli, siz bunu okuyun, siz şu zikri çekin gibi bir şey veremem. Vebale de giremem. Hani o yüzden Burada bir onu... şey söylemek istiyorum Bilge Hanımcığım, izin Tabii. verirseniz. Rica ederim. Şimdi Buyurun. çok güzel bir yere şey yaptınız, yani bastınız. İlk önce şöyle bir şey var. EFT ne yapar? Evet. EFT bilinç altını değiştirir. Şimdi tabii ki 21 gün olumlamalar da vardır, 41 gün söylenenler. Fakat kişi 1-2-3 günden sonra, 5 günden sonra, çünkü bilinçaltı biliyorsunuz ki tekrardan anlıyor, bırakıyorlar. Fakat burada işte yarım saat mi, 20 dakika mı, 1 saat mi, 2 saat mi, her neyse kişiye göre değişiyor. Bir uygulama yaptığımızda bilinçaltı tamamen değişiyor. Mesela diyelim ki ben değerliyim dedi fakat kişi değersiz hissediyor. Orada içeride bir kayıt, hayır sen değersizsin, sen değersizsin. Hortluyor En bilinçaltı. sürekli, çünkü biliyorsunuz o dirence yapışmış durumda. Evet. Aslında öyle zannettiriyor, aslında Tabii. değerli. Ama Tabii. bilinçaltının yaptığı, o da biliyorsunuz ki güven duygusu, yani güvende tutmayla, korumakla ilgili bir durum. Sürekli 21 gün söyleyemeyebiliyor kişiler. O yüzden bilinçaltındaki o EFT ile dönüştürdüğümüzde o duyguyu ben değerliyim demeye başlıyor. Ve ondan sonra bizim yaptığımız bilinçaltımızla bilinçli zihnimizi eşitlemek. İkisi de aynı şekilde konuşacak. Ve Dengeye böylelikle gelmek yani denge. aynen öyle. İkisi de aynı şeyi söyleyince biri değerliyim, biri değersizim demeyeceğine göre artık kendisi de bunu kabul ediyor. Zaten bilinç kabul edince kabul etmiş oluyor ve kişi o duygudan özgürleşmiş Şimdi saatimiz 22:14. Biliyorsunuz oluyor. Instagram bir saat sonra yayını kesiyor. Tamam. Son Tabii ki, 15 dakikamız var. İsterseniz 15. başlayalım mı? Hemen öyle geçelim. Beni tam görebiliyor musunuz? Evet, Şurayı görebiliyor musunuz? ben Şurayı. tam duyuyorum, orayı da görüyorum. Belki biraz Tamam. daha geri gidebilirsiniz Melek Hanım. Biraz daha Belki. mı gidiyor? Ay şu şeyde şirketimizin şeyi de koydu. İşte bu, hani şu biraz önce
Şu var ya, onun da büyüğü arkamda. Çok az daha Onu giderseniz, şöyle bu olur arada mu? Şöyle bir Emel yürüyün. Hanım, Emel Oysal da almış sizden. Kendisi de yayında. O da alkış yapıyor size. Çok Ah keyifliydi canım diyor. Emel'cim, Bahar Hanım yeni öğrencinizmiş ama her gün 10 dakika yapıyormuş. Sizin öğrencinizmiş kendisi. canımsınız. Canımsınız. Harika. Şimdi yayınımız kapanmadan Tamam, EFT tekniğine hemen. başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi baskın olan elimizi ben dediğiniz merkeze koyalım. Ben melek Ben. dilek. Evet. Diğerini üstüne koyuyoruz. 3 kere derin nefes alıyoruz. Nasıl alıyoruz? Burundan alıyoruz. Ağzımızdan alıyoruz. Burundan alıyoruz. Ağzımızdan üfleyerek veriyoruz. Ve şöyle diyelim. Herkes yüksek sesle hem evren duysun hem bilinçaltımız duysun. Benim ellerim şifa. Şu an Benim 67 kişi var. Hep beraber söyleyelim. ellerim şifalı. Benim ellerim Benim şifalı. ellerim şifalı ve ellerinize Benim odaklanın. ellerim şifalı. Benim ellerim şifalı. Benim ellerim Benim şifalı. ellerim. Şimdi baskın olan elimizi tepe çakramızda bıngıldak noktamızın olduğu yerde parmak uçlarımızla şöyle yapıyoruz. Fakat hızlı değil, daha doğrusu sert değil, serin fakat hafif hafif vuruşlara başlıyoruz. Evet. Benim ellerim şifa. Benim ellerim şifalı ve ellerimden tüm bedenime şifa. Benim ellerim şifa. Ve parmaklarınızdan bir renk verin. Diyelim ki yeşil ya da turkuaz, herhangi bir renk verin o şifaya ve parmaklarınızdan aktığını hissedin. Başınıza, omuzlarınıza, tüm bedeninize ve ayak parmaklarınıza kadar dalga dalga yayılsın. Harika. Çok güzel. Derin bir nefes daha alın. Burundan alalım. Ağızdan verelim. Ve alnımıza geldik. Şimdi işaret parmağımızla alnımızın tam ortasına, üçüncü göz diyoruz buna. Gözler kapalı. Derin bir nefes. Herkes söylesin. Benim ellerim şifalı. Ve parmağımdan o güzel rengi düşünün. Tüm bedenime şifa akıyor. Şimdi vuruşlar yapıyoruz ya. Duralım. Duralım. Hiç vuruş yapmadan o noktaya sadece dokunalım. Ve sadece beni dinleyin. Şu anda parmağımdan tüm bedenime şifa akıyor. Başımdan omuzuma, omuzlarımdan tüm bedenime ve ayak parmaklarıma kadar dalga dalga yayılıyor. Tekrar bir derin nefes alalım. Ve tüm iç organlarıma, hücrelerime ve kalbimin en derin, en karanlık köşelerine kadar bu şifa, bu güzel renkli şifa enerjisi yayılıyor ve derin bir nefes daha diye evet tüm iliklerimde ve hücrelerimde hissediyorum. Tekrar vuruşlara devam edelim. Şimdi kaş başına geldik. Derin bir nefes daha alalım. Benim ellerim şifa ve parmağımdan şimdi tüm bedenime şifa akıyor. Derin bir nefes alalım ve o şifayı içimize çekelim. Başımızdan omuzumuza ve tüm bedenimize ve ayak parmaklarımıza kadar ve derin bir nefesle tüm iç organlarımıza, hücrelerimize ve kalbimizin en derin, en karanlık köşelerine kadar aydınlatsın ve şifalandırsın. Göz kenarına gelin. Derin bir nefes daha alalım. Oh diye atalım. Bu evet derin bir nefes ve benim ellerim şifa. Ve şu anda parmağımın ucundan tüm bedenime şifa akıyor. Gözümüzün altına gelelim. Gözümüzün altında bir şey var. Bildiğin Kemik. gibi. Kemik, elmacık kemiği ortasına vuruyoruz. Derin bir nefes daha alalım. Evet. Ve biraz daha duralım mı orada? Biraz duralım orada. Ve benim ellerim şifalı. Ve parmağımın ucundan tüm bedenime o güzel rengi görün.
Evet, başımdan omuzlarıma ve tüm bedenime ayak uçlarıma kadar dalga dalga şifa akıyor. Ve tekrar derin bir nefesle tüm iç organlarıma, tüm hücrelerime ve kalbimin en derin, en karanlık köşelerine kadar şifa akıyor. Ve tekrar beyin bölgesine geliyoruz. Derin bir nefes daha. Evet, benim ellerim şifalı. Şimdi daha relax ve daha sakin olduğunuzu göreceksiniz. Benim ellerim şifalı ve tüm bedenime bu güzel enerjiyi yayıyor. Çene, bakın şu bıyıktı, şimdi çenemizin o iç bölgesindeyiz. Tam şurası. Tam şurası, evet. Benim ellerim şifalı. Derin bir nefes, tüm bedenize derin bir nefeste şifayı çekin parmak uçlarınızdan. Ve tüm iç organlarınıza, hücrelerinize ve kalbinize kadar yayılsın. Harika bir duygu bu be. Tüm iliklerinizde hissedin o güzel şifalı enerjiyi. Şimdi köprücük kemiğimiz var. Şurada ben göstermek istiyorum. Şuralar. Şurası köprücük kemiğimiz ve şunun hemen altında bir noktamız var. Üç parmakla buraya vuruyoruz. Ama ben diyorum ki bütün köprücük kemiğimizin altına vurursak daha iyi hissediyoruz. Bir de bu tarafa vuruyorsak buraya, bu tarafa vuruyorsak buraya vuruşlar yapıyor. Farklı Yani o yerlere değil. evet, aynen o şekilde. Derin bir nefes ve benim ellerim şifalı ve tüm bedenim o şifayı hissedin. Kalbinize kadar çekin ve şifalanıyor, şifalanıyor ve tüm bedenim şifalanıyor. Eğer bir organınıza herhangi mesela midede gastrit var diyelim ki oraya da yoğunlaşabilirsiniz. Tüm bu şifayı oraya doğru aktarıp tüm bedeninize de yansıtabilirsiniz. Derin bir nefes ve şimdi ellerimize geçtik. Ellerimizde gördüğünüz gibi bir manikür yaptırdığımız yer var. Hemen yanıyoruz. Ve diğer parmaklara da vuracağız. Evet, hemen Teker yanıyoruz. teker. Teker teker vuruyoruz. Evet, derin bir nefes alalım. Ve parmak ucunuzdan şifayı çekin. Başınızdan omuzunuza ve tüm bedeninize dalga dalga, dalga dalga ve tüm iç organlarınıza derin bir nefesle tüm hücrelerinize ve kalbinizin en derin, en karanlık köşesine Son kadar. 6 dakika Melek Hanım, bilginiz Evet, olsun. bitti, bitti. Bitti. Diğer parmağa geçelim. Oh diye nefes alın, verin ve tekrar benim ellerim şifa. Ve orta parmağa geliyoruz. Yine aynı yerlerine vuruyoruz. Yine aynı bakın. Tıklıyoruz. Derin bir nefesle benim ellerim şifa. Ve oh diye o şifayı içinize çekin. Tabii ki burada gözler hep kapalı oluyor ama tabii ki diğerine de vuruyoruz ve serçe parmağına vuruyoruz. Ve karatecilerin karate yaptığı bölgeye karate noktası deniyor. Bütün parmak uçlarımıza vurduğumuzda evet bir nefeste yine benim ellerim şifalı ve ellerimden tüm bedenim şifa akıyor diyorsunuz ve Peki Melek Hanım, hangi sağ bölge? tarafa yaptık ya, hem sağ hem solu da yapmamız Yok, gerekiyor mu? gerekmiyor. Gerekmiyor. Şimdi Tamam. ellerimizi kalp pozisyonuna tekrar koyuyoruz. Gözler kapalı, burundan derin nefes. Oh. Oh diye atıyoruz. Oh diye atmak çok önemli. Oh. Off'la başlıyoruz, orada bitiriyoruz. Evet. Bu şekilde. Evet. Peki Melek Hanım, size son bir soru sormak istiyorum. Tabii ki. Diyelim ki kişi çok streslendi. Çünkü çok fazla panik ataktan, vesveseden soru var. Diyelim ki kişi kuruyor. Herkes kafasına göre. Kimi işte ölecek miyim diyor. Kimi büyü mü yaptılar. Kimi diyor ki cin mi çarptı. Şimdi panik atan çok çünkü şeyi var. Diyelim ki kişi kurup kuruşturuyor o an. Hangi hareketi yapsın? O an bir sakinleşsin. Canımsınız. Şöyle söyleyeyim. Kalp pozisyonda durun. Üç kere derin nefes alın. Ve ondan sonra devam edin. Oh
diye bırakın. Oh diye bırakın ve şöyle deyin kalp pozisyonundayken. Benim ellerim şifalı ve ellerimden tüm bedenime şifa akıyor. Bu şekilde yaptığında rahatlayacaktır, sakinleşecektir. Evet ve tabii ki bir uzmana dediğim gibi sizlere ya da bizlere hiç fark etmez, biz hepimiz aynıyız. Hani enerji Evet. uzmanlarına, psikologlara gitmelerini öneriyorum. Gözlerim yaşardı. Sürekli esniyorum diyen çok fazla arkadaşım var. Esnemek şifadır. Gözyaşı şifadır. Geğirmek, hapşırmak, öksürmek, kıçkırmak ve istifra şifadır. İstifra edenler çok büyük blokajları açılıyor ve şu kadar, çok da büyük bir istifra olmuyor. Ama ondan sonra da benim için çok hızlı oluyor. Evet. Ne diyorlar? Çok etkili bir teknik bu demiş Emel. Denemişliğim var demiş. Arkadaşlar bakın deneyenler de var. Hani gerçekten bunlar hani şey değil. Hani acaba mı? Hani ya olmazsa eğer ki ya olmazsa ya acaba uyduruyorlar mı diye düşündüğünüz an zaten hiçbir işe yaramaz. Evet. Hani o yüzden gerçekten ellerimiz şifalı çünkü bizler enerjiyiz. Yani elimizi şöyle tutup şu şekilde yaptığımızda bile Reiki de vardır bu. O enerjiyi, o çekimi hissedersiniz. Bizler enerjiden meydana gelmiş yaratılanlarız. O yüzden her şey enerji meselesi. Herkes şu anda çok çok teşekkür ediyor. Çok tekrarı olsun diyorlar. İnşallah Canım. yaparız. Canımsın. Kaygılarımdan kurtuldum diyen var. İyi akşamlar, sohbetiniz bol olsun diyen var. Yani herkesin hoşuna gitmiş. Harika. İnşallah tekrardan bir daha yaparız Melek Hanım. Yani çok kısa bir zaman olduğu için tabii ki kısa bir sayı. Tabii ki daha uzun şeyler. Bu sefer Benim farklı bir teknikler gösterirsiniz belki. tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Zaten beni de takip ederlerse hediye seansım var. Artık orada giriş yapacağım. Zaten Hediye üstte olarak yazıyor sizin isminiz. hayır. Oradan takip edebilirler. Hediye vermek istiyorum. Stresliler ya bu sıralar. O yüzden hediye Ya bakın Melek Hanım vermek hediye de vermek istiyor. Melek Hanım'ı takip istiyorum. edin. Hediyelerinden de faydalanmış olun. Son saniyelerimiz var mı? Söylemek istediğiniz bir şeyler? Ben size çok teşekkür ediyorum. Harika bir insan. Canım benim. Ya Kalbim siz attı. de. Gerçekten Ya. böyle çok çok tatlısınız. Canımsınız, Çok çok sağ olun. teşekkür ediyorum size. Ben çok teşekkür ediyorum. Katıldınız, arkadaşlarımıza, takipçilerimize böyle şifa dağıttınız, vesile oldunuz. Ben çok çok teşekkür Canımsınız, ediyorum. canımsınız. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kendinize çok iyi bakın. Siz de, Çok siz de. teşekkür Hoşça kalın, ediyorum. sağ olun. O zaman kapatıyorum. Hoşçakalın. Instagram bizi kovmadan ben çıkıyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, Bir sağ olun. yapalım İyi diyorlar. akşamlar. Kendinize çok iyi bakın. Siz Mutlu de. kalın. Sağ olun Bay siz de. bay. Bay Tamam, bay. bay bay. Bay bay.